Arkadaşlar, yaşadığınız hayattan memnun değilsiniz ve yeni bir hayat istiyorsunuz. Artık benim farklı bir hayatım olsun, güzel bir hayatım olsun istiyorsunuz. Eğer istiyorsanız size formüller versem olur mu? Yeni bir hayatın formülü nasıl olur? Böyle bir şey biliyor olmak ister misiniz? Arkadaşlar, burada yeni bir hayat istiyorsak benim tavsiyem şu: birincisi, bizim sessizliğe çok ihtiyacımız var. Sessiz kalmaya çok ihtiyacımız var. Zihnimizin susmasına çok ihtiyacımız var. Gün 24 saat ve zihin devamlı koşturuyor. Devamlı bir şey yapman lazım. Ya devamlı bir şey yapman lazım. Hiç boş durmuyorsun. Eline telefon alıyorsun, Facebook'a bak, Instagram'a bak, şununla konuş, televizyon izle. Yani bir dakika boş kalacağın sırada hemen bir şey bulman lazım. Canın sıkılıyor. Ne zaman sessiz kalırsan, ne zaman böyle kendi içine dönersen, o zaman güzel sonuçlar, güzel formüller, güzel planlar oluşturmaya başlıyorsun. Gün 24 saat arkadaşlar. Ne olur? Yani yarım saat sessiz kalsan ve kendini dinlesen ne olur? Bakın, size bir şey söyleyeyim. Yaratıcı hepimizin içine çok güzel bir hediye koymuş. Çok güzel bir hediye. Yalnız bu hediye, ya hediye olduğu için kapalı kutu içerisinde ve bizim hediyeden haberimiz yok. Hediye neyi biliyor musunuz? İç ses. Kendi iç sesimiz. Dışarıdan gelen sesler o kadar çok ki kendi iç sesimizden haberimiz yok. İşte ben kendi yazdığım Koçluğun kitabında tek muradım şuydu: herkes kendi iç sesini duysun. İç sesten haberimiz yok. İşte o iç sese nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Sessiz durduğumuz zaman. Sessiz kaldığın zaman kendinle sohbete başlarsın. Kendinle konuşmaya başlarsın. Nelere ihtiyacın var onu görmeye başlarsın. Ve aslında kendinle sohbet bile etme. Mümkünse zihin tamamen dursun. Mümkünse bir meditasyona geç. Meditasyon yap ve hiçbir şey düşünme. Mümkünse. O zaman yeni bir hayat seni bekliyor olacak. Şimdi köpeğin birisi arkadaşlar Hakkari'den çıkmış Ankara'ya doğru koşuyor. Ya normalde 2-3 aylık yolu varmış. Bir hafta sonra bakmışlar ki köpek Ankara'da. Demişler ki ya köpek tabii nefes nefese Ankara'da. Ya bir haftada nasıl geldin Hakkari'den buraya? Demiş ki ben Hakkari'den yola çıktığımda düşündüm ki her ilde biraz dinlenirim. Tam dinleneceğim sırada oradaki köpekler beni kovaladı. Sonra diğer ilde dinlenirim dedim. Tam orada dinleneceğim sırada oradaki köpekler beni kovaladı. Ve her ilde köpekler dinlenmeme izin vermediler ve koşa koşa buraya kadar geldim. Demiş ve ölmüş. Biz böyle yaşıyoruz hayatı. Devamlı zihin, devamlı çalışır, devamlı bir kaplı kaçtı, devamlı bir koşturmacı içerisindeyiz. Ve bu hayata geniş anlamda bakmamızı engelliyor arkadaşlar. Yani sen bataklığı kurutmak için bataklığa giriyorsun ama sağdan soldan gelen timsahlarla mücadele etmekten bataklığı kurutman gerektiğini unutuyorsun. Biz sessiz kalmadığımız müddetçe arkadaşlar kendi hayatımızdaki asıl amacımızı unutuyoruz. Birincisi sessizlik. Mümkünse birkaç dakika nefesine odaklan ve de ki sadece nefesime odaklanmalıyım. Sadece nefesimi fark etmeliyim. Şimdi biz sessiz kalmayınca kendi içimizi, kendi dünyamızı unutuyoruz. Dışarıdan gelen seslere cevap vermekten, dışarıyla uğraşmaktan. Şimdi bir dilenci arkadaşlar 30 yıl boyunca dileniyor arkadaşlar. Çok fakir, 30 yıl boyunca diyelim bir kulübenin önünde dileniyor. Kulübesi kendisinin arkasında, orada dileniyor. Ve bir gün ölüyor. Öldüğünde tabii yani o kadar fakir ki kendi cenazesini kaldıracak parası bile yok. Neyse belediye geliyor bunun cenazesini kaldırıyor. O mahalleli diyor ki ya burayı bir temizleyelim. Bu kulübeyi falan temizleyelim. Burayı çok kirletmiş. Orayı temizlerken fark ediyorlar ki kulübenin içinde, daha doğrusu kulübenin altında bir hazine var. 30 yıl boyunca dilenci bir hazinenin üstünde kalmış ve haberi olmadan ölüp gidiyor. Sessizlik bize içimizdeki hazineyi keşfettirir arkadaşlar. Yaratıcının bize içimize koyduğu hediyeyi fark ettirir. Yeni bir hayat istiyorsak önce sessizliğe çok ihtiyacımız var. Tabi zihin sessizleşecek arkadaşlar. Kalp ne olacak? Kalpte de bir şey olması lazım. O ne? O da sevgi. Yeni bir hayat istiyorsan sevgi dolu bir hayatın olması lazım. Peki nasıl olabilir sevgi dolu hayatın? Bizim neden sevgi dolu hayatımız olmuyor? Buradaki yaptığımız hatayı söylesem bu korkutucu olabilir. Buradaki yaptığınız hatayı söylesem arkadaşlar bu sizi rahatsız edici olabilir.
Yalnız bunu söylediğimiz zaman da sevgi dolu bir hayata nasıl sahip olacağınızı fark ediyor olabilirsiniz. O da neyi biliyor musunuz? Herkes sevilmek istiyor. Sevgi bekliyor. Herkes sevgi dilenciliği yapıyor. Sevmek isteyen yok. Herkes sevilmek istiyor. Eğer sevmek istersek sevgi dünyamız oluyor. Sevmek demek, vermek demektir arkadaşlar. Sevgi verdiğin zaman sevgi dolu bir dünyan olur. Biz hepimiz bizi sevsinler istiyoruz. Verirsek alabiliyoruz. Yine dilenciden gideyim. Az önce dilenciyi anlattım. Yine dilenciden gideyim. Dilencinin birisi sabah erken saatlerde kalkmış. Arkadaşlar dilenciler akıllıdır. Sabah kalkarlar. Çünkü biliyorlar ki, bir diyorlar ki Allah rızkı erken verirmiş. Sabah verirmiş. İki, akşama doğru direnen görüyor musunuz hiç? Çünkü insanlar işten çıkmış, yorgun, gergin, o sırada direnci bilince paracık hali yok. Ama sabah yine başlarken insanlar daha pozitiftir. Dilenciler de bunu bilir. Sabah erken kalkmış direnmeye çıkıyor. Tabii elinde bir tası var. Dilenci tası var. O tasın içinde birkaç lira para atmış. Çünkü bir yandan orada da tahrik edecek. Bak başkaları bana yardım etti, sen de et. Ha, tasın içi bomboş olsa kimse yardım etmez. Orada bir iki lira görecek ki dilenci, bak diyecek, başkaları bana yardım etti, sen de yardım et. Neyse dilencinin birisi çıkıyor. O sırada lüks bir araç geliyor. Bir bakıyor ki bir kral geliyor. Wow diyor, bugün işimiz iyi olacak. İşte kralın arabasının önüne kollarını açıyor. Kral duruyor. Kral arabadan iniyor arkadaşlar. Dilenci tabii o kadar keyif alıyor ki şimdi kral bana diyor az bir şey verse bile benim sülaleme yeter. Hayat boyu bir daha çalışmama gerek yok. Kral diyor ki ben diyor bir savaş yapacağım. Dilenciye diyor ben bir savaş yapacağım. Ama bilge kişiler bana dediler ki sen fazla egolusun. Kendini bir halt zannediyorsun. Sen git dediler bir fakirden yardım iste. Bir fakirden yardım istersen bu savaşı kazanabilirsin dediler. Dilenci diyor ki ya başımıza gelir. Kralla karşılaştık o benden yardım istiyor. Şimdi tabii dilenci krala ya karşıda kral yardım etmesi de olmayacak. O tasından arkadaşlar 1 lira alıyor veriyor krala. Sonra kral gidiyor. Tabii krala yardım etmiş oluyor. Kral gidiyor. Dilenci akşam kadar dileniyor ve tası ağzına kadar doluyor. Para doluyor. Ama dilenci çok morali bozuk. 1 liram gitti. Çünkü arkadaşlar dilenciler hep almaya alışmıştır. Vermez onlar. 1 lira verdi orada 1000 lira kazansa umurunda değil. O verdiği 1 liradadır halin derdi. O gün çok fazla para kazanıyor. Eve geliyor. Karısı buna çok seviniyor. Wow diyor bugün işler çok iyiymiş. Öyle deme diyor dilenci. 1 liramız eksik. O halen verdiği 1 lira. Karısı parayı tası ters çeviriyor arkadaşlar. Ne kadar para olduğunu anlamak için bakıyor ki içinden bir altın çıkıyor. Dilenci anlıyor ki krala verdiği 1 liranın yerine bir altın konmuş oraya. Anlıyor ki 10 lira verseydi 10 altın olacaktı. 100 lira verseydi 100 altın olacaktı. Bu defa yine dövünmeye başlıyor. Vermek böyledir arkadaşlar. Sen 1 lira verirsin o sana altın olarak geri gelir. Vermek tohum gibidir. Sen bir tohum verirsin o sana binlerce milyonlarca tohum olarak geri döner. Biz yeni bir hayat istiyorsak beyni, zihni sessizleştirdik. Kalbe de sevgi vermemiz lazım. Ama sevgi beklemek değil, sevgi vermekten bahsediyorum. Geçenlerde bir kadın gördüm. Çok etkilendim ya. Böyle bir çantası var. Çıkartıyor çantadan bir şeyler atıyor. Çıkartıyor çantadan bir şeyler atıyor. Ya Konya'da gördüm bir şeyler atıyor. Ankara'da gördüm bir şeyler atıyor. Sonra dayanamadım. Dedim ki ya hanımefendi sen ne ya ikili böyle çantaya elini atıyorsun oradan çıkartıp bir şey atıyorsun dedim. Dedi ki benim çantamda da çiçek tohumları var. Ben gittiğim her yere tohum atarım. Çok hoşuma gitti. Sevgi tohumları atmak. Gittiğin her yere sevgi tohum atmak. Beklememek. Sevgi dünyamızın olmamasının tek sebebi arkadaşlar sevgi beklemek. Sevgi verirsen sevgi alabilirsin. Üçüncüsü de arkadaşlar yeni bir hayat için egodan kurtulmak. Kendi egomuzdan kurtulmak. Kendi böyle işte kendimizi bir bunu tam anlatamıyorum ama o egodan kurtulursak her şey kolaylaşır. Gerçi egodan kurtulmanın yolu da şudur arkadaşlar. Egoyu ararsan egodan kurtulursun. Geçen birisi geldi dedi hocam dedi ben dedi egosuz olmak istiyorum dedi. Dedim ki yarın gel. Yarın gel seni egonundan kurtulacağım. Ama dedim bir şartım var. Egonu da yanına al gel. Adam dedi ki ya egonu da yanına al gel ne demek ya ben zaten egoluyum.
Neyse yarın gel istedim. Egon'la beraber gel. Yarın geldi arkadaşlar. Elime bir sopa aldım. Oturdu, bizim bir hipnoz koltuğu var. Oraya oturdu. Ben de elime sopayı aldım. Dedim ki şimdi ego nerede istedim onu bul. Bana söyle, ben vura vura onu öldüreceğim dedim. Gözünü kapat dedim. Kapattı. Nefesine odaklan. Şimdi dedim egonu ara içinde. Dedi ki bir yerde bulamıyorum. Ya dedim bir kıyıya köşeye iyi bak. Elimde sopayla duruyorum. Onu vurup öldüreceğim. Adam bir korktuğu için olabilir. İki zaten içeride ego yok ki nasıl bulacak. Araştırdı. Bulamıyorum dedi. Sonra dedim ki biraz daha bak. Kıyıya köşeye en ince ayrıntıya kadar bak. Bir daha gözünü kapattı. Sonra gözünü açtı ve dedi ki hocam dedi ben amacıma ulaştım. Ego diye bir şey yokmuş ki bulayım. Teşekkür ederim dedi ve ayrıldı. Arkadaşlar bir mum ışığıyla karanlığı ararsan bulamazsın. Çünkü mum ışığı yaktığın her yerde aydınlanacaktır. Bir gün karanlık gidiyor Tanrı'ya şikayetçi oluyor. Ya Rabbi diyor bu güneşte nedir çektiğim diyor. Hep peşimden gidiyor. O ben kaçıyorum, o kovalıyor. Ben kaçıyorum, o kovalıyor. Bundan bir türlü barış içerisinde yaşayamaz mıyız diyor. Huzurlu yaşayamaz mıyız diyor. Bu güneş niye devamlı beni kovalıyor? Tanrı düşünüyor, diyor ki haklısın. Çağırın diyor güneş bana gelsin. Güneş gidiyor Tanrı'nın yanına. Tanrı güneşe diyor ki sen ne istiyorsun bu karanlıktan diye devamlı onu kovalıyorsun diye. Ne alıp veremediğin var? Huzur içerisinde barış içerisinde yaşasanız ya diyor. Güneş diyor ki ya öyle mi diyor. Karanlık diye bir şey var, ben hiç görmedim. Eğer karşılaşsaydım kesinlikle ondan özür dilerdim, gönlünü alırdım. Hiç haberim yok diyor ona bir kötülük yaptığımdan. Ya Rabbi diyor çağırın gelsin ben ondan özür dileyeyim. Güneşin olduğu yerde karanlık olmaz arkadaşlar. Işığın olduğu yerde karanlık olmaz. Ego karanlıktır. Ve sen onu aramaya başlarsan onun olmadığını fark edersin. Ön yargısız insanları dinlediğimizde, insanları eleştirmeden baktığımızda, egosuz hayata baktığımızda, düşünerek baktığımızda işte o zaman yeni bir hayatımız olacak. Beni sessizce ve sevgi içerisinde dinlediğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Lütfen saygılarımı kabul edin. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.